Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Fatih Köksal. Bugün Türkçe 6. sınıf sözcük türleri konusunu işleyeceğiz. Hadi başlayalım. Sözcük türlerinde 7 başlık işleyeceğiz arkadaşlar. İsim, sıfat, tamlamalar, zamir, edat, bağlaç, ünlem şeklinde göreceğiz. İsim ile başlayalım. Bir varlığı veya kavramı karşılayan sözcüklere isim ya da diğer adıyla ad diyoruz. Varlıklara verilişlerine göre de isimleri evrende bir tane varsa o isimden, o varlıktan özel isim veya aynı türden birden fazla varlığı anlatıyorsa, ifade ediyorsa da cins isim olarak adlandırıyoruz. Varlıkların oluşlarına göre ise isimleri 5 duyu organımızla algılayabildiklerimize somut, 5 duyu organımızla algılayamadıklarımıza ise soyut isimler diyoruz. Varlıkların sayılarına göre ise isimleri tekil, çoğul, topluluk şeklinde ayırıyoruz. Eğer bir varlığı karşılıyorsa tekil, o varlığın çoğul halini ifade ediyorsak çoğul diyoruz. Yani çoğul eki almış halini, lerler eki almış halini ya da çoğul eki almadığı halde çoğul anlamı varsa o ismin topluluk ismi, topluluk adı diyoruz. İkinci başlığımız sıfat. İsimlerin önüne gelerek varlıkları renk, şekil, biçim, işaret, sayı gibi bakımlardan niteleyen ve belirten sözcüklere sıfat, diğer adıyla ön ad diyoruz. Örnek vermek gerekirse kırmızı kalem, eski çanta, altı şapka, yuvarlak masa, lezzetli yemek. Burada ilk sözcüğümüzün sıfat olduğunu unutmayacağız. Her zaman önce gelir. Çünkü sıfatın diğer adı neydi? Ön ad. O yüzden önce sıfat gelecek. Sonra ise nitelediği kelime olan isim gelecek. Her zaman ikinci kelimemiz isimdir arkadaşlar. Diğerlerini de aynı şekilde işaretleyebiliriz. Burada sıfatta dikkat etmemiz gereken şey bir kelimenin sıfat olabilmesi için mutlaka nitelediği bir ismin olması gerekiyor. Ve özellikle isim olması gerekiyor. Yani sıfatın kurulumu sıfat olacak kelimemiz artı isim yani nitelediğimiz kelimemiz olacak şekildedir. Bu yapı olmazsa sıfatı göremeyiz. Yani sıfat aslında kelimenin görevidir. Şöyle bir tablomuz var. Sıfat çeşitlerini ne yapıyoruz? Sıfat çeşitlerinin niteleme adları, sıfatları, belirtme sıfatları şeklinde ayırıyoruz. Bir de sıfatları anlam olarak özellikleri var. Onlar da bu şekilde. Sorularda göreceğiz detayları. Bir de tamlamalarımız var. İsim ve sıfatın tamlama şekilleri var. İsim tamlamalarıyla başlayalım. En az iki ismin bir araya gelerek oluşturduğu tamlamalar. Dört ayrı türü oluyor. Belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması, zincirleme isim tamlaması, takısız isim tamlaması. Burada şuna dikkat edeceğiz. Belirtili diyorsak bir tamlamaya, bir isim tamlamasına tamlayan kelimemiz n'ın ekini alacak. Tamlanan kelimemiz de ı ekini alacak. Tabii ki bunun farklı şekilleri var. N'ın yerine nun, nün olabilir ya da ı yerine u, ü olabilir, i olabilir. Bunlar tabii ki ses uyumuna göre değişir. Ama önemli olan n'ın eki ilk kelimemizde ve ı eki ikinci kelimemizde mutlaka bulunması gerekiyor. Belirtili isim tamlaması için. Belirtisiz isim tamlamasında ise ilk hecemiz yok. Yani n'ın hecesi olmayacak ama ı hecesi, ı sesi olacak. Buna belirtisiz isim tamlaması diyoruz. Zincirlemede ise İkiden fazla olacak kelimelerimiz. Burada gördüğünüz gibi okulun kapısının anahtarı. Gördüğünüz gibi tamlayan ekini iki kelimemiz almış. Tamlanan ekini ise son kelimemiz almış. Takısız isim tamlamasında ise şöyle bir durum var. Herhangi bir ekimiz yok arkadaşlar. Yani ne ilk ekimiz ne son ekimiz olmayacak. Ama şöyle önemli bir durum var. Takısız isim tamlamalarının en çok yapılan hatası sıfat tamlamaları ile karıştırılmaları. Anahtar kelimesini altın anahtar dediğimizde bu sıfat tamlaması mı yoksa isim tamlaması mı nereden anlayacağız? Şuradan anlayacağız. Eğer bir özelliğini bildiriyorsa o eşyanın o bir sıfattır. Ama
hangi maddeden yapıldığını bildirmişse burada olduğu gibi, o zaman o bir isim tamlamasıdır. Herhangi bir ek almadığı için de ne diyeceğiz? Takısız isim tamlaması. Çünkü sıfatlar da ek almadığı için karıştırılabilir. Burada dikkat edeceğimiz şey hangi maddeden yapıldığı belirtiliyorsa takısız isim tamlaması. Mesela bir başka örnek daha verelim anlaşılması için. Demir kapı, çelik tencere veya artırabiliriz örnekleri. Tamlamalardan bir de sıfat tamlamalarını görelim. Bir sıfat ve isimden oluşan tamlamalara biz sıfat tamlamaları diyoruz. Yani aslında sıfat varsa orada bir tamlama vardır. Herhangi bir özel ek almıyor sıfat tamlamaları. Sıfat olan sözcük daima her zaman isimden önce gelecek. Buna biraz önce de dikkat çekmiştik. Hemen örnek cümlemize bakalım. Küçük kardeşinin elinden tutup kardeşini arka sokaktaki yeni parka getirdi. Burada altı çizili olan ifadeleri dikkat ettiyseniz her biri bir sıfat tamlamasıdır aslında. Küçük kardeş, nasıl kardeş? Küçük kardeş. Bir özellik belirtilmiş mi? Evet, belirtilmiş. Arka sokaktaki hangi sokak? Arka sokak. Bir özellik belirtilmiş mi? Belirtilmiş. Yeni park, nasıl park? Yeni park. Yine bir özellik belirtilmiş. Yani ikinci kelimelerimizin özellikleri birinci kelimelerimizde, yani sıfatlarımızla belirtilmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıfatımız önce geliyor. Sonrasında ise isim olan nitelenen kelimemiz geliyor. Burada da yine sıfatımız önce gelmiş. Sonrasında ise ismimiz, nitelenen ismimiz gelmiş. Zamirlere bakalım arkadaşlar. Diğer adıyla adıl. İsimlerin yerini tutan kelime ya da eklere zamir diyoruz. Sözcük durumundaki zamirler ve ek durumundaki zamirler olarak ikiye ayırıyoruz bunları. Örneğe bakacak olursak, kırtasiyeden bunları alacaksın. Buradaki zamirimiz hangisi olabilir sizce? Tabii ki bunları ifadesi olacak. Neden? Bunları dediğimizde içerisinde ne olduğunu bilmiyoruz. Kalem olabilir, silgi olabilir, ne bileyim zımba olabilir, başka bir şey olabilir. Artırılabilir. Ama ne yapmış bunları ifadesi? Burada sayabileceğim her türlü varlığın yerini tutmuş. İşte bu tip kelimeleri biz ne diyoruz? Zamir diyoruz. Aşağıdaki örneğe bakarsak, dün onu göremedim. Burada onu dediğimiz kişi kim? Bilmiyoruz. Ali, Ahmet, Ayşe, Veli olabilir. Ama kim olduğunu bilmesek de onu ifadesiyle isminin yerini tuttuk mu? Tuttuk. O halde biz buna ne diyeceğiz? Zamir diyeceğiz. Bir de ek halindeki zamirler var. Onlarla ilgili örnekleri de göreceğiz. Zamirleri ayırdığımız zaman kişi adılları ya da zamirleri diyebilirsiniz. Çünkü her ikisi de aynı anlama geliyor. Kişi zamirleri, işaret zamirleri, belgisiz zamirler, soru zamirleri, ilgi zamiri, iyilik zamirleri şeklinde ayırabiliriz. Örneklere baktığımızda kişi zamirlerinde ben, sen, o, biz, siz, onlar ya da işaret zamirlerinde bu, şu, öteki, beriki, belgisiz zamirlerde bazıları, birkaçı, hepsi, tümü şeklinde diğer zamir örneklerine de bakabilirsiniz arkadaşlar. Bizim bu tüm kelime türleri için dikkat edeceğimiz şey şudur arkadaşlar. Kelimenin cümle içindeki kullanımı çok önemli. Neden? İşaret zamirlerinde eğer bu, şu, o gördüğümüz her yerde veya diğerleri fark etmez. Her gördüğümüzde zamir dersek hata yaparız. Hata yapmamak için neye bakacağız? Cümle içindeki kullanımına bakacağız. Eğer bu kelimesi başka bir şeyi, nesneyi işaret ettiyse, başka bir ismi işaret ettiyse, mesela bu kalem şeklinde ne yaptık? Kalemi işaret ettik. O zaman biz buna işaret zamiri demeyeceğiz, sıfat diyeceğiz. Hem de işaret sıfatı. Eğer bir kelime, bir isim nitelenmişse arkadaşlar, biz ona sıfat diyoruz. Bu da dikkat etmemiz gereken en önemli nokta. Edat dediğimizde tek başına anlamı olmayan ancak cümle içerisinde kelimeler arasında anlam ilişkisi kuran kelimeler aklımıza gelecek. Yani edatların tek başına gördüğümüzde bir anlam ifade etmesini bekleyemeyiz. Ama bir cümle içerisinde olmazsa olmazdır. Çünkü çıkarttığınız zaman anlam olarak bozulmaya neden olur. Mesela sabaha kadar gözüne uyku girmedi. Çalışmadığı için başarılı olamadı. Boş zamanlarını kitapları ile geçirdi.
Bu örneklerde koyu yazılan her bir kelimemiz arkadaşlar edattır. Bu edatları cümleden çıkarttığımızda anlamda bozulma olur. Mesela çalışmadığı, başarılı olamadı, anlamsız. Boş zamanlarını kitapları geçirirdi, anlamsız gördüğünüz gibi. O yüzden edatları cümleden çıkartamayız. Bağlaç. Bağlaca geldiğimizde yine tek başına anlamı yok. Özelliği de eş görevli sözcükleri, sözcük gruplarını veya söz gruplarını, cümleleri birbirine bağlamasıdır bağlacın özelliği. Cümleden çıkarıldığında da anlam olarak pek bozulma göremeyiz ama cümlede bir daralmaya sebep olabilir. Ahmet'in de dersleri çok iyiymiş. Mesela bunu çıkarttığımızda Ahmet'in dersleri çok iyiymiş. Herhangi bir anlam bozulması yok. Ama Ahmet'in de dersleri çok iyiymiş dediğimizde buradaki D eki başka birini de işaret ediyor. Yani Ali'nin dersleri çok iyi, Ahmet'in de dersleri çok iyiymiş şeklinde bu D'nin bir fonksiyonu, bir anlamı ortaya çıkıyor tabii ki. Hayvanları severim ama köpeklerden korkarım. Gördüğünüz gibi yine bir bağlaç. Hem suçlu hem güçlü, yine başka bir bağlaç. Ünlem, sevinç, korku, şaşırma, acıma gibi duyguları ifade eden sözcüklere diyoruz ünlem. Tek başına anlamı olmayan ünlemlere asıl ünlemler. Tek başına anlamı olan sözcüklerin de sonradan ünlem olmasına da işte sonradan ünlem olan kelimeler diyebiliriz. Çok önemli değil bu ayrım. Bizim bilmemiz gereken duygu, sevinç gibi şeyleri ifade etmesi. Mesela örneklere baktığımızda eyvah çay döküldü dediğimizde bunun bir ünlem olduğunu anlıyoruz. Ya da yaşasın kar yağıyor dediğimizde yine bir ünlem olduğunu anlıyoruz ve sonuna ünlem işareti koyuyoruz. Haydi birlikten kuvvet doğar dediğimizde de yine cümlenin sonuna ünlemimizi koyuyoruz. Bizim göreceğimiz sözcük türleri bunlardı arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın ölçme değerlendirme sitesinden aldığımız testlerimizi, sorularımızı çözelim. Siz de kendiniz girip bu soruları çözebilirsiniz. Önce koyu kısmı okuyoruz. Buna göre masmavi gökyüzünü ve neşeli kuşları gördüğüm için çok sevindim cümlesindeki isimler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Varlıkları ve kavramları karşılayan sözcüklere isim denir. Buna göre de bu cümledeki isimler hangileri olur arkadaşlar? Şimdi dikkat edelim. Sıfatın ve ismin aynı şey olmadığını bileceğiz öncelikle. Sıfat dediğimiz şey bir ismi niteler. Yanında bir isim yoksa o şey sıfat değildir. Çünkü sıfatın en önemli özelliği bir isimden önce gelip ön adı olmasıdır. O isme ön isim olmasıdır. Bakıyoruz. Masmavi gökyüzünü ve neşeli kuşları gördüğüm için çok sevindim. Şimdi burada masmavi bir isim olabilir mi? Çünkü isim arıyoruz şu anda. Masmavi kelimesi eğer tek başına bir kelimeyi nitelemeseydi isim olabilirdi. Ancak gökyüzü kelimesini nitelediği için masmaviye biz isim diyemeyiz, sıfat deriz. O yüzden masmaviyi alamayacağız. Masmavinin olduğu şıkkı eledik. Sonrasında neşeli kuşları. Neşeli kelime V var burada. V'nin bağlaç olduğunu biliyoruz, eledik. Neşeli kuşları gördüğüm için çok sevindim. Şimdi burada neşeli kelimesi bir isim olabilir mi? Olamaz. Neden olamaz? Çünkü kuşlar kelimesini nitelemiş. O zaman neşeli de bir sıfattır. Neşenin olduğu C şıkkında eledik. Peki bu sıfatları bulduk, üstlerini çizdik. Peki sıfatların karşısında ne oluyordu arkadaşlar? Tabii ki isimler oluyordu. Yani hemen karşısında bulunan kelimeler, yanında bulunan kelimeler isimdir. O zaman gökyüzü ve kuşlar kelimeleri isim olarak alabileceğimiz kelimeler. Gördüğüm dediğimizde zaten görmek bir fiildir, eledik. Veya sevinmek fiildir, eledik. Çok dediğimizde zaten çoku zarf olarak kullanmış. O da sizin daha sonra göreceğiniz bir konu. Peki devam ediyoruz sıradaki sorumuzla. Koyu kısmı okuyoruz. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük sıfattır? Okuyalım bakalım açıklamamızı. İsimleri niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat denir. Evet, eğer bir isimden önce gelip ona ön ad, ön isim olmuşsa bir kelime, ona sıfat diyoruz. Buna göre altı çizili sözcük sıfattır diyor. Bakalım. Yeni açılan köprünün geçiş ücretleri belli oldu. Şimdi
Bu kelimenin herhangi bir niteliğini ya da belirtme durumu var mı geçiş kelimesinin, ücret kelimesine? Yok. Aslında geçiş kelimesi burada bir isim olarak kullanılmış. Geçiş ücretleri de isim tamlaması. Yani iki tane isim yan yana gelmiş ve ne olmuş? Bir isim tamlaması, hem de belirtisiz isim tamlaması. Çünkü sadece bir ek var burada. Belirtisiz isim tamlaması kurmuş. O yüzden burada herhangi bir sıfat olduğunu söyleyemeyiz. Geçiyoruz. B şıkkını sona bırakalım. Zaten buradan anladınız cevabı. C şıkkına bakalım. Günün birinde bizim de hayallerimiz gerçek olacak. Şimdi gerçek kelimesini nitelediği herhangi bir kelime var mı yanında? Yok. Şimdi olacak kelimesini derseniz olacak kelimesi nitelenen bir kelime değil burada. Zaten cümlenin yüklemi. O yüzden bunu eliyoruz. Yani gerçek kelimesi de olamaz. Poşetin içindeki ekmekler taze görünüyordu. Taze kelimesi herhangi bir kelimeyi nitelemiş mi? Nitelememiş. O halde tazeyi de alamayız. B'ye baktığımızda sahile vuran hırçın dalgalar beni korkutuyor. Buraya baktığımızda arkadaşlar hırçın kelimesini nitelediği bir kelime var mı? Var. Hangi kelime? Dalgalar kelimesi. Nasıl dalgalar? Hırçın dalgalar. Biz sıfatı bulurken ismimize nasıl sorusunu, hangi sorusunu, kaç sorusunu sorabiliriz. Çünkü bizim sıfatımız nitelik olarak, sayı olarak, renk olarak, biçim olarak ne yapacak? İsmi niteleyecek. O halde nasıl dalgalar? Hırçın dalgalar. Hırçın kelimesi ne çıkar arkadaşlar buradan? Sıfat çıkar. O zaman cevabımız B seçeneği olur. Diğer sorumuza devam ediyoruz. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilirse elbise sözcüğünün niteliği belirtilmiş olmaz. Belirtilmiş olmaz diyor. Buna dikkat edeceğiz tabii olmaz ifadesine. Yani elbise sözcüğünün niteliği belirtilseydi ne olurdu arkadaşlar? Niteliği belirten şeyler sıfattır. Peki, o zaman bakalım elbise kelimesiyle birlikte sıfat yapan kelimeleri tespit edelim. Etmeyen kelimeyi bulalım. Çizgili elbise. Nasıl elbise? Çizgili. Bir sıfat mıdır? Evet, sıfattır. Yeşil elbise dediğimizde. Nasıl elbise? Yeşil elbise. Bir sıfat mıdır? Evet, sıfattır. İş elbise. Herhangi bir şey şekilde niteledi mi? Nitelemedi. Yani nasıl olduğuna dair kırmızıdır, çizgilidir, yeşildir. Buna dair bir ifade yok. O halde burada bir belirtme durumu yok. O halde cevabımız Ceyhan. Son şıkkımıza da bakalım. Yeni elbise nasıl elbise? Yeni elbise tabii ki nasıl olduğunu, ne durumda olduğunu belirtiyor arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili tamlamalardan hangisinin türü diğerlerinden farklıdır? Biz tamlama olarak ne gördük? Bir isim tamlaması, bir de sıfat tamlaması. Yani ya isim tamlaması olacak ya da sıfat tamlaması olacak aradığımız şey. Yani buradan üçü aynı şey olacak, biri farklı olacak. Bakalım. Çalışkan insanlarla çalışmak zevklidir. Sorunların çözümü için yetkililerle görüştük. Okulun duvarları bu yıl boyandı. Kirazın çekirdeklerini bahçeye gömdü. Baktığımızda arkadaşlar, sondan başlayalım. Kirazın çekirdekleri, ın ekini de gördük. Çekirdekleri, i ekini de gördük. Bu nedir arkadaşlar? Kiraz ve çekirdek kelimeleri bir araya gelerek bir isim tamlaması oluşturmuş. Okulun duvarları, okulun duvarları. Gördüğünüz gibi yine her iki ekimizi de almış. Yani belirtili bir tamlama. Ne tamlaması? İsim tamlaması. Çünkü her ikisi de bir isim ve birbirini niteleme durumu yok. Yani okul kelimesi, duvar kelimesini nitelemiyor. Yine B seçeneğine baktığımızda sorunların çözümü için yetkililerle görüştük. Sorunların çözümü dediğimizde sorunlar kelimesi çözüm kelimesini niteliyor mu? Hayır, kesinlikle nitelemiyor. In ekini ve ü ekini de almış yine belirtili. Bir isim tamlaması. A seçeneğine baktığımızda çalışkan insanlar. Çalışkan dediğimizde insanlara ne yapmış oluyoruz? Bir özellik yüklemiş oluyoruz. O halde bir özellik yüklediğimize göre çalışkan ifadesi bir sıfattır ve bu tamlamamızda ne olacak? Sıfat tamlaması olacak. Her biri isim tamlaması iken sadece A seçeneği sıfat tamlamasıdır. Diğer sorumuzdayız. Buna göre dizelerindeki altı çizili zamirin yerini tuttuğu isim aşağıdakilerden hangisidir? Ne demiş? Zamirler ismin yerini tutan sözcüklerdir. Yani burada bir altı çizili kelimemiz var. Bu kelimemiz de bir ismin yerini tutuyor. Ama hangi ismin yerini tutuyor? Tabii ki bunu okuyarak anlayacağız. Bakalım. Ah bu türküler, köy türküleri. Dilimizin tuzu, biberi.
Memleket ahvalini onlardan sor. Kimlerden sor dedi arkadaşlar? Türkülerden, köy türkülerinden. O halde cevabımız nedir? Türküdür arkadaşlar. Peki bakıyoruz yeni sorumuza. İnsan isimlerini yerine tutan zamirlere kişi zamiri diyoruz ama insan isminin yerini tutacak. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri yoktur? Bakalım. İnsan ismi tutmayanı bulacağız. Yoktur diyor çünkü. Bakalım onları hemen kitaplığa koysan iyi olur. İnsanları kitaplığa koyabilir miyiz arkadaşlar? Koyamayız. O zaman cevabımız A şıkkı. Diğer şıklara da bakalım. Toplantıya senin yerine ben katılabilirim. Sen dediği kim? Ali, Ahmet, Mehmet. Ben kimim? Ben de Mehmet'im mesela. Demek ki insan ismi yerine tutan kelimeler var. Kendi kopyam imiş meğer şu dünya. Kendi dediğimizde kimi kastediyoruz? Kendimizi kastediyoruz. Yani bizim ismimizin yerini tuttu. Bana bu imkanı siz verdiniz. Bana dediğimizde kimi kastediyoruz? Kendimizi kastediyoruz. O halde sadece A seçeneğinde onları ifadesi ile ne yapmıştır? İnsan ismini tutmayan bir zamir kullanmıştır. Buna göre aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi işaret zamiri değildir? İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlere ne diyoruz? İşaret zamiri. Bakalım ne arayacağız arkadaşlar? İşaret zamiri olmayanı arayacağız. Burası İstanbul mu böyle yosun kokulu? Gel gitme vakit erken. Burası dediğinde arkadaşlar bir yerin ismini tutmuş mu? Tutmuş. O halde işaret zamiri mi? İşaret zamiri. Geçiyoruz. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. O dediği bir ismin yerini tutmuş mu? Burada duralım. Pardon, bir yeri işaret etmiş mi? Evet, işaret etmiş. Dönüp bakmaz hiçbirine, aldırmaz. Bütün hayranlarını sesinden tanır. Bu kalsın bu seçeneğimiz. Ötekiler beni anlamaz. Ey vefasız, sen beni anlamadıktan sonra. Ötekiler dediği nedir arkadaşlar? İşaret etmiştir. Ancak hiçbirine dediğimizde, dönüp bakmaz hiçbirine, hiçbiri ifadesi nedir? Belirsiz, kimler olduğu belirsiz bu hiçbiri dediği ifadenin ve hiçbir ifadesi burada ne olur? Belgisiz zamir olur. Diğerleri ise işaret zamiridir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde o sözcüğü kişi zamiri olarak kullanılmıştır? O sözcüğü hem kişi zamiri hem de işaret zamiri olabilir arkadaşlar. Eğer insan yerine kullanılmışsa kişi zamiridir. Ya da insan dışı bir varlıksa işaret zamiri diyeceğiz. Bakalım. Onu dün yokuşun başındaki marketten satın aldım. Kişi zamiri olarak kullanılanı arıyorduk. Onu dün yokuşun başındaki marketten satın aldım. İnsanları satın alamayacağımıza göre bunu eliyoruz. B seçeneği. O bugüne kadar hiçbir arkadaşına kötü söz söylemedi. Kötü söz söylemek kime ait? İnsana ait bir özellik. O benim çok severek okuduğum bir kitaptı. İnsanları okuyamayacağımıza göre. Sizin geçen yıl almayı düşündüğünüz ev o muydu? Burada da yine bir cansız nesneyi işaret etmiş. Evet. Aradığımız şey neymiş arkadaşlar? Kişi zamiri. O halde B seçeneği doğru cevabımız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerine kullanılmış bir sözcük yoktur? Yani ne yoktur? İsmin yerine kullanılmış sözcükten kastımız ne? Zamir. Yani aşağıdakilerin hangisinde zamir yoktur? Yaklaşık 30 yıldır burada yaşıyoruz. Burası dediği yerde İstanbul olabilir mesela. Zamir mi? Zamir. Yani İstanbul isminin yerini tutmuş çünkü. Ya da işte köy dedik. Köyün yerini tutmuş. Arkadaşlarımdan bazıları yaz tatiline kursa gidiyor. Bazıları dediğimizde isimler nedir? Söylememiş ama o isimlerin yerini tutmuş. Birçoğumuz hayatın sadece olumlu yanlarını görür. Birçoğumuz dediği kim? İsim vermemiş ama Ali, Veli, Ahmet mesela. O halde bu da bir ismin yerini tutan kelime yani zamir. Bu dostluğu hiçbir fırtına kolay kolay sarsamaz. Bu dostluğu dediğimizde önemli olan şu arkadaşlar. Eğer bu kelimesi bir kelimeyi işaret etmişse yani bir ismi nitelemişse orada ne vardır? Sıfat vardır. O halde bu kelimesi burada bir işaret sıfatı olarak kullanıldığından D seçeneğimiz herhangi bir zamir olmayan seçeneğimiz. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük edat değildir? Tek başına anlamı olmayan cümleye farklı anlam ilgileri kazandıran sözcüklere edat diyoruz. Buna göre edat olmayanı bulacağız. Yağmur sabaha kadar dinmek bilmedi. Buradan
Cümleden atarak da bulabilirsiniz. Yağmur sabaha dinmek bilmedi. Tabii ki anlamsız haliyle bu bir edat. Evi bıraktığım gibi bulmak istiyorum. Evi bıraktığım bulmak istiyorum attığımız zaman edat olduğunu görüyoruz. Bu adresi bulmak için çok uğraştık. Bu adresi bulmak çok uğraştık. Gördüğünüz gibi anlamsız. Söylediklerinin doğru olduğunu biliyoruz. Tabii burada doğru olduğunu dediğimizde yine yanlış ifadesini de koyabilirdik bunun yerine. Çünkü bu bir isimdir arkadaşlar. Bir isimse yerini değiştirebiliriz. Haliyle doğru cevabımız Denizli. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bakalım. Tek tek eleyerek gidelim. Edat var mı? Bu yolda herkes bir ey delikanlı, diriler şerefli, ölüler şanlı, yurt için dövüşen başı dumanlı, için dediğimizde edat vardır. Bağlaç var mı? Bakalım. Bağlaç sona kalsın. Ünleme bakalım. Bu yolda herkes bir ey delikanlı. Ey dediği zaman nedir arkadaşlar? Bir ünlemde bulunmuştur. Zamir var mı? Herkes dediği zaman ne yapmıştır? Bir zamir kullanmıştır. Ama bağlacı aradığımızda arkadaşlar herhangi bir bağlaç bulamıyoruz. Bu arada zamir birden fazla da olabilir. Ama tabii ki bizim bir tane bulmamız yeterli. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ile sözcüğü edat görevinde kullanılmıştır? Edat görevinde olanı bulacağız. İle sözcüğü hem edat hem de bağlaç olarak kullanılabilir. Bir cümledeki ile sözcüğü yerine ve bağlacı getirildiğinde cümlenin anlamı bozulmuyorsa ile bağlaçtır. Aksi takdirde yani anlam bozulduğu zaman o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Edattır. Demek ki biz edat görevinde olanı arıyoruz. Bakalım. Bana bir süvari ve koyduğumuz zaman ne olacak? Bakalım. İle yerine ve koyalım. Bana bir süvari ve haber gönderdiler. Anlamlı mı? Anlamsız. O zaman dursun bu. A seçeneği dursun. Misafirlerin gelmeleri ve gitmeleri bir oldu. Anlamlı mı? Anlamlı. O zaman bu bağlaçtır. Eledik. Leyla ve Mecnun'un hikayesini biliyor musunuz? Anlamlı mı? Anlamlı. Eledik. Akşamüstü annesi ve babası durumunu sormuş. Burada da anlamlı. Anlamsız olduğu yani edat görevinde kullanıldığı tek seçenek A seçeneği. Çünkü ile sözcüğünün yerine ve getirdiğimizde anlamlıysa bağlaçtı, anlamsızsa edattı. Buradan da A seçeneğine ulaştık. Arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Haftaya bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.